Bazen düşünüyorum. Daha mı az yorucu bir bisiklet? Ankara Altındağ'a bağlı Kavaklı köyünde çocuk parkı istila edilmiş. Yaş kaç senin? 82. Bir evde iki hanım. Hele bir de yaş 80 olunca yeter bugüne kadar çektiğimiz çileler be. Biz buralara giremezdik kardeşim ya. Nereden geldin sen? Nereden? Jokik mokik yapıyorsa mı dedim? Tamam. Yani. Böyle davul zurnayı duyunca, düğün derneği duyunca. Yavrum, kürekçi misin? Hamur mu pişireceğim, bizi mi döveceğim belli değil be annem. Getirmişim, ben taşımışım. Bir de parayı mı kıracak? Yok öyle bir şey. 8 olur, 9 olur. Çengel otu, sakız olur. Altındağ'a bağlı Kavaklı köyünde çocuk parkı istila edilmiş amcalar tarafından. E haklılar yahu. Onların zamanında çocuk parkı mı varmış? Çocuklar kenarda dedeleri seyrediyorlar. Dedeler de bugün değişmiş. Hani 23 Nisan'da büyükler çocuklara yerlerini verir yani. Ha. O gün çocuk bayramı diye. Ha. Bugün de yaşlı bayramı ya, ne var yani? Bizim çocuklar büyümeyen bebeler gelmişler atmışlar kendilerini parka. Oh! Acık da baş dönmüş tabii, tansiyon mansiyon oluyor ya. Allah neşenizi daim etsin dayı. Amin. Yaş kaç? 78. Allah uzun ömür versin. İsim ne? Ali Taylan. Ne yaptın? Sizin zamanınızda tabii haklısınız. Böyle park mı var, salınacak mı yok, var, bir yok. Şey mi var? Biz düğün sürdük. Okullarla düğün sürdük, atlarla düğün sürdük. Ondan sonra şimdikiler motora bozdular. Şimdikiler motor. Sabanla çift sürdük. Sabanla çift sürdük. Baban var mıydı? He? Baban var mıydı? Ya. Dayıcım, isim evet. Nedir? Mustafa Taylan. Mustafa Taylan da yaş kaç senin? 82. 82 maşallah. Evet. Maşallah ha. Çocukluk mu aklına geldi? Çocukluğa mı özendin öyle? Ya. Mustafa Taylan dayı. ...82 yaşında benden performanslı. Hanım sağ mı? Sizden aldım. Allah rahmet eylesin. Ne zaman vefat etti? 2 sene oldu. İki mi? Ha. Geçmiş bayağı zaman. Düşünmüyor mu tekrar evlenmeyi? Hayır. Şampiyonluğun hayırlı olsun. Sağ ol. Cimbom şampiyon oldu ya. Tamam. Şekerlerde de takıl. Kardeş, oh sen ne rahatmışsın öyle ya. Sen tabii rahatsın. Oturduğun yerden... Var mı öyle? Başım döndü, başım. İsim ne dayım? Ahmet Burhan. Yaş kaç? 64. Allah uzun ömür versin. Hanım sağ mı? Sağ. Hanımı getirir misin öyle parka? O da burada. Burada mı? Burada. Sen niye dönüyorsun canım? Hadi inin biraz, anneler dönsün. Onların canı yok mu yahu? He? Var, canları var da gelsin. Bu kuyruk ne ekmek kuyruğu, ne maaş kuyruğu, ne bilet kuyruğu, ne fırın kuyruğu, ne gaz yağı kuyruğu. Ya öyle bir sert kuyruğu yani, öyle kuyruktakiler birbirine bağlı ki aralarına böyle çaktırmadan hani o olmuyor yani, giremiyorsunuz. Efendim bu kuyruk, Dayı bir müsaade et. Oradan gitme kardeşim ya. Ya ne olur oradan gitsek ne olur, şuradan gitsek ne olur. Ya biraz hani şefkattir vesairedir. İki gözüm benim. Dur dayı. Sana git ya. Aman be. Allah Allah. Sıranız kadar konuşun be abicim be. Ya, emekli maaşı kuyruğu. Bu kuyruk kaykay kuyruğu. Yeter bugüne kadar. Hadi gel. Yeter bugüne kadar çektiğimiz çileler be.
Sırtımıza yıkmışız biz hayatın bütün yükünü. Öküzle düven dövmüşüz. Bastonla mı geldin dayı? Bastonla geldim. Ha, onu alayım ben. Alayım. Canım. Al şunu. Yeter. Ömrümüz geçmiş çileyle. Azıcık çocuklaşmak, azıcık eğlenmek. Bizim de hakkımız be. Hemen vereyim bastonunu, hemen. Hemen vereyim bastonunu. Hoş geldin dayı, hoş geldin. Hoş bulduk. İyisin, iyisin maşallah. Araya bir tane çocuk karışmış. Ya, olmaması lazım. Ya çocuk olur mu ya, biz de büyüdük. Sen de mi yaşamak istiyorsun? Dayı, daha önce binmiştin var mı bu kaykaya? Hiç binmedim. Nasılmış? İyiymiş, çok iyiymiş. Şimdi bizi gençler, çocuklar daha şanslı değil mi? Tabii tabii. Zamanımızda telden bir araba varsa var. Var. Alamadın hevesini galiba. Aldım. Alamadın. Aldım. Ben alamadım. Hadi gel. Önden baston geldi, sonra sahibi. Aldım havasını. Biz buralara giremezdik kardeşim ya. Nereden geldin sen? Nereden? Mahir abi. Kafa mı böyle bir tabii, tünelden geçti? Tabii. Zevkli. Sırat köprüsü gibi geçtik. ya. Cenab-ı Allah Sırat köprüsünden bir çırpıda geçenlerden. İnşallah. Ahir ömrümüzde iki gün yüzü biz de görelim be dayım be. İnşallah. Çekmişsiniz, hayatı yüklemişiz biz sizin sırtınıza. Sayenizde bugün neredeyiz? Kavaklı dayı, neredeyiz? Yok. Ya da böyle konuşacağız ya. Sayenizde biz bugünlere geldik. Sizlere tabii. Çabaları, sizlere İnşallah sağ ol. Allah razı olsun. Hadi sizi de eğlendirmek için. İnşallah. Tabii. Ankara Altındağ Kavaklı köyünde bir manzara var ki yani evlere şenlik mi desek ne desek. Amcam satılmış amcam. İki hanımını da tabii adalet gerekiyor. Eğlenceye çıkarmış. Hani Oh. Hani böyle hanımını alır gezmeye götürürsün ya. Şimdi iki evlisin, birini gezmeye götürdün, öbürünü gezmeye götürmedin. Olmaz. Almış hanımı parka getirmiş. Öbürü de beni götürmüyorum, satılmış demiş. Almış, onu da getirmiş. Şimdi bir numara kim? Sonuçta sen. Sonuçta hiyerarşide önemlidir. İlk hanımı birinci sırada gelir. İsim nedir anneciğim? Şerife Koksal. Şerife anne. Sorma sahip olmazsa yaş kaç Şerife anneciğim? 76. Allah uzun ömür versin. Hı? 78. Öyle dirseğinle ne demek o satılmış amca ya? Yaşla ilgili dakika bir gol bir ihtilafımız var. Yaş kaç 76? Ne 76 kız? Arkada çaktırmadan diziyle de dürtekliyor satılmış amca. 78. Senin yaş kaç satılmış amca? 80. Allah uzun ömür versin. Mübarek elini öpeyim. 80 yaşında iki hanımla 80'ine kadar yaşamış ya. Yani işte gerçek terminatörler aramızda. Arnold Schwarzenegger terminatörmüş. Sen iki tane avratla 80'ine kadar gelebilir misin? Arnold! Gelemezsin. Gerçek terminatör satılmış amca. Hem de ilk hanımın da çenesi maşallah.
Ben çok çıkarım çeneyi. Büyük olduğu için. Yalnız bakmış annem adam sana, altın dişini de eksik etmemiş. Kırıldı o da. O kırıldı mı? Söyle yaptırsın, ikinci hanım almayı biliyor. Doğru mu, iki tane bak. Olmaz işte, böyle bir adaletsizlik bahis mevzu olabilir mi? Büyük hanımın bir tane altın dişi var. Kuma hanımefendinin iki tane altın dişi var. O, olur mu öyle? E o düşmüş biri, ne yapayım ben? Takayım dedim de taktırmadı kendisi. İki tane ona altın diş taktın, iki tane de kumaya altın diş taktın ama bir tanesi maalesef düştü yani. Ya. Peki siz ne zaman evlendiniz anne? Aman ne bileyim, bilmiyorum. 45'te evlendim. 1945'te. İkinci Cihan Harbi bitti, siz satılmış amcayla evlendiniz. He, ne yapayım, nasıl evlendim. Evlendiniz? Kim kimi görmüş, beğenmiş? Sen karışma kuma! Karışma ikili yanlar. Yalnız hanım iki tane olunca tabii hane de çok oluyor. Arkadan da anneme bağırma. Kaç çocuk var annem senin? İki tane. İki, Allah bağışlasın. Senin annem? Dört tane. Dört. Kim kimi görmüş, abi, beğenmiş? Ne şey, kim kimi görüyor lan? Evimizdeydik beraber. Yandık, birbirimize yandık. Aldın mı cevabını? Ha. O zaman kim kimi görüyor lan? Evdeyim. Yandık. Sevdiniz birbirinizi. Evet. Yandınız mı satılmış amcaya? He. Sevda ateşi düştü. Ne diyor? Sen ne kıskanıyorsun öyle? O ben kıskanıyorum. Annem sen ne kıskanıyorsun? Üstüne gelmişim bir sevdanın. Hala da susmuyorum be annem be, maşallah. Sizin annem isim? Arife Koksal. Arife. Koksal. Sizin ayıp olmazsa yaş? 66. Allah uzun. 51. Efendim? 51. Hanımlar yaşlarını ısrarla küçült. Konuşuyor, çok utanırım. O utlu kadın ben gibi mi? Satılmış amca. Buyur. İlk hanımı, amcanın kızını yandın. Gönül verdin. Sevdin. Çok sevdin. Hatta vermeselerdi kafayı, keçileri kaçıracaktın. O kadar sevdin de niye üstüne tekrar evlendin? Bu ev verdi. Ne bu yaptı? Abi kardeşimin kızı, karısı. Anladın mı? Bu çıkarmadı açıkça. Ha. Yani seni hanımın mı ev verdi? Ha. Bu ev verdi. Ya canım var mı? Ben ev verdim. Sen ev verdin. Ha, tabii. Türkiye'de var mı? Bir bak ben gibi. Yok. Sen mi satılmış amcaya dedin? Al hanımı diye. Almadı yani. O ben aldım. Nasıl almadı? Almadı. Niye almıyorsun? E? Niye almıyorsun? Ben almam dedim yani üstüm. Ya git satılmış amca, Allah'ını seversen ya. Sen de çocuk parkında çocukla eğlenir gibi eğleniyorsun benimle. Ben almam demiş. Almadın. Dört çocuk. Devam. İki çocuk değil mi anne? Karışıyor tabii, hanımlar sayısı fazla olunca. Ölenleri saymıyoruz yani. Ölenleri saymıyoruz. Saymıyoruz. Duranları saymıyoruz. Sen adamını niye verdin anne? Nasıl yürektir bu? Kıskanmaz mı insan? Tövbe. Kardeş gibiyiz kardeş. Hiç kıskanmadın. Hiç dövüşmüyorlar. Dövüşüyor da bir ayrıldım diyorum da dövüşmüyorlar. Yapma be dayım be, senin de çilem be. Satılmış amcanın da derdi. İki tane hanımım var diyor. Bir kavga etmiyorlar aslanıyla be ya diyor. Niye dövüşmüyorlar? Dövüşmüyorlar. Dövüştüm ne diyorum yani. Ağzından çekişiyorlar. Şimdi dövüşmüyorlar. Oldu, bir de kafalarını mı yaracaklar senin için? Anacığım. Kendi elinle ev verdin adamı. He lan he. Evde canın mı sıkıldı? He. Bir tane kumum olsun, sohbet ederiz mi dedin? Tabii. Tabii canım, o zaman televizyon... Ben konuşayım, ben yalnızdım. Televizyon ona yok, radyo yok. Ona konuşalım diye aldık. Peki efendim, siz beğeniyor muydunuz satılmış amcayı? Beğenilmez bu kocaman yaşlı başlı adam. Beğendik de vardı. Vay, herkes beğenmeden vardı? Yani beğendin adamı. Sen beyine, dünürlüğe mi gittin bir de beyin için? Şimdi evlensin giderim dünür. Bir daha evlenmeyeyim diye de ben evlenmiyorum. Evlenmiyorum. Bir daha evlenmeyeyim diye de ben evlenmiyorum. Sebep? Yaş 80. Ya sana ne? Vallahi. Satılmış amca bir daha evleneceğim derse siz izin verir misiniz? Biriz. Biriz. Biz sonuçta üstüne gelmişiz. Biri de bizim üstümüze gelirse biriz. Annem maşallah, nasıl bir engin yürektir bu. Şimdi evlense gene izin veriyorum. Dünür gideceğim, evlensin vallahi giderim bak. Sana da yemin. Giderim vallahi. Ya sevmiyorsun mu adamı? Sevmem diye sevmem. Sevmesem var mıydım lan? Ben kaldım herkes. Daha bakayım. Bizim köyün adeti sevmeden ayırır. Hangisini daha çok seviyorsun? İkisini de, öyle ayrı gayrı yok. Haydi yarın eylemeli. Zor değil mi iki hanımı idare? Yok.
Çok iyi. Çok mutluyum yani. Derelerek içtim ben. Git. Hanımefendiciğim. Sevgili anneciğim. Aynı evde mi yaşıyorsunuz? Bir evde yaşıyorsunuz. Peki dese ki satılmış amca. Ben ikinizin de evini ayıracağım. Ayırsın. Yok, rıza gösterir misin yoksa ben memnunum? Gösteririm, gösteririm. Ayırsın evi yani. Tabii. Gitsenize siz de madem gelmişsiniz de hanımın üstüne. Gidin ayrı evde oturun ya. Ayrı ev niye açmıyorsun küçük hanıma? Benim de 7 tane ev var. Yemeği kim yapıyor anne? Gelinler yapar, biz otururuz. Yok, kumu olarak geldiğinde, kumanız geldiğinde yemeği ona yaptırmadınız mı? Yok. İş yaptırmadınız mı? Şöyle şurada süzüldü o. Sen de ne ballıymışsın be annem be. Maşallah ne ballıymışsın. Tüh. Hiç ne tüyü? Hiç kaynanalık falan yapmamış sana maşallah. Koca hanım. Kardeşlik yaptı kardeşlik. Abla mı dersiniz kendisi? Abla derim. Abla dersiniz. Niye öyle beynin yanında küçük düşürüyorsunuz öyle abla deyip kendinizi daha küçük gösteriyorsunuz? Kızım nereden geldin? Yaş itibari bu. 10 yaş küçük bu ondan. 9 yaş 8 yaş küçük. Peki büyük hanım dedi ki beni bugün çarşıya götür. Küçük hanım dedi ki aynı gün hayır beni götür. Kimi götürürsün çarşıya? İkisini de götürür. Hayır ben onunla gitmem. İlla beni götür dedi biri. Ben ayrı gayrı yapmam. O zaman ikisi de otursun evde. Oturuyor. Ya böyle kardeş gibi böyle beraber yürür mü onlar hiç ayrılmazlar? Ayrılmazlar. Hakikaten bak ayrılmazlar. Eskiden burada vardı da bizim köyümüzde akşama kadar çekişirlerdi. Yani akşamlar adam çok zaman aç giderdi yani. Kadınların yüzünden. İki tane hanım var ama adamın karnı aç. Dövüşürlerdi kadınlar. Ben onlara dirdim şimdi son zamanda benim de başıma bitti ama hiç dövüşmezler. Hiç. Son zamanda başına biten de. Geldi. Muhtarım. Buyursunlar. Ya köyde çok güzel olmuş çocuk parkı da. Evet. Bizim amcalara da bir park lazım. Yaşlılara mı? Yaşlılara bir park lazım. Yaptıralım bir park da onlara yaptıralım. Ya çocuk parkı oluyor da muhtarım yaşlı park olmaz mı? Olur niye olmasın Şahal Bey? Yani ebatları uymuyor anlatabiliyor muyum? Evet. Evet. Biraz daha geniş böyle hani olan. Evet. Biraz daha dayanıklı olan hani. Ya çocukları düşünüyoruz onlar bizim geleceğimiz de geçmişimizi de unutmasak diyorum ben hani. Olur belediye müracaat edelim bir de yaşlar için yapalım. Yaşlı parkı yapalım. Yapalım Şahal Bey. Amcamlar biraz hevesli. Burada hep böyle yetkililere sesleniyor ya. Yetkililere sesleniyorum diye. Biz de yetkililere sesleniyoruz. Yaşlılar için de park tamam, istiyoruz. Tamam yaptıracağız. Yaşlara huzur evi yapınca iş bitmiyor ki. Onların da eğlenceye ihtiyacı var. Tamam. Ya. Yaptıralım. Tempo ağacı. Efendim bu sağlıklı yaşam hadiseleri sadece büyük şehirlerde olacak değil ya. Televizyon kanalıyla biz de bunları gördük. Biz de sağlıklı yaşam koşusu jogging walking yapıyoruz. Değil mi dedem? Yani. Hababam filminde Şener Şen ne der? İnek obası! Çekirgelerim. Gerçi bizim çekirgelerimiz buyurun biraz kartlaşmış çekirgeler. Yok canım. Öyle canım değil. Şimdi öyle dayım öyle. 40 yaşında adam kartını diyen ya. 40 yaş mı? E tabii ya. 40 yaşındaki adam şınav çekebilir. Allah Allah. Farz misal ben 41 yaşında hep şınav çekerim. Yok. 40 yaşında olduğunu iddia ediyorsun. Şınav çekebilir DJ misin? DJ saymıyorsan 40 yaşındayım. Tamam. Şınav çekebilir misin? Şınav çekebilir misin? Şınav ne be? İsmini duymadım ki sen Şınav diye. Nasıl duymadın? Askere gitmedin mi dedem? Gittim. Askerde şınav çektirmediler mi sana? Çektirmediler. İsmet ben nereye? Unuttum gittim ya. İsim neydi dayı? İsim neydi? Hamit Taylan. Hamit dayı bak. Şınav şöyle çekiliyor. Böyle ayaklarınla kolların. Çok yaptım ya. Ya söylesene canım. Ona sürünmediler ya. Sürünme. Değil Hamit dayı. Neyse ya sürünme vallahi. Sürünme değil. Sonra ellerinin üzerinde yatıp kalkacaksın şöyle. Şöyle.
şöyle. Yapmayan var mı bunu bilmeyen? Yap. Boş sırasına da göre de geçmişim. Bir yapalım bakalım hep beraber. Şinav. Hadi. Komando. Mekik. Bilmiyorum. Bak onu da göstereyim onu da sana. Şöyle yatıyorsun. Bak görebiliyor musun? Özendin mi dayım? Özendin mi? Gel. Bu adam biliyor Mekik. Bak böyle yatıyorsun. Yat dayı yatın. Ellerini kollarının arkasına birleştiriyorum Hamit dayım benim. Ooo bırak takken üstün kel görürsün önemli değil. Eller başın arkasında kalkıp kendini böyle. Eyt yav dayım be. Vallahi helal olsun. Oba oba yatıyorsun. Ayağı kaldırıyorsun böyle dayım be. Kalkıyorsun. Böyle. He? Ben tutarım ayağını tutarım ben. Ayağını tutarım ben. Hadi. Buyur Hamit dayım. Eski toprak. Hadi dayım. Eyt be. Komando. Helal olsun. Helal olsun. Nereye gittin ya, ya adamların içeri? Kendine geldin değil mi? Ya bırak ya. Ya kendine geldin ya. Tamam geldim. Şu an askeri alsalar. Kemenin ne olduğunu biliyor musun? Buyur. Sen benim ne olduğunu biliyor musun? Vurdum adamı ağzını altına getirip. Ne diyor? Dayı havaya girdin öyle gel ben tırstım. Boş boğaz konuşana derler ki hadi aslanım ufak ufak yaylan. Bu pehlivanı sorarsanız Cihan Mert pehlivan, Hayrullah oğlu Hamit Taylan pehlivan. Allah Allah illallah. Hamit baş pehlivana alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Haydi. Yaşlı dedik hafife aldık. Tek de aldı kaldırdı attı bizi. Ya Eyüp sen nereden açıyorsun başımıza? Çift damarı lazım. Çift damar? He. Bizdeki? Tek damar. Şuna bak tarihim ben. Kalmadı omuz momuz. Ya tebrik ederim dayım. Sağ ol. Dur baş pehlivanlar neli öpülür. Babam. Köşe! Bugüne kadar gördüğümüz en güvenli damat konvoyu. Ağalar buyurun kınaya. Kınanız kutlu olsun. Kınanız kutlu olsun, dilleriniz tatlı olsun. Az buyurun sonra. Kınaya. Haydi! Haydi! Öyle davul zurnayı duyunca, düğün derneği duyunca... Ürüm, kürekçimizin hamur mu pişireceğim, bizi mi döveceğim belli değil be annem. Getirmişim, ben taşımışım. Bir de parayı mı kıracak? Yok öyle bir şey. 8 olur, 9 olur. Çengel otu, sakız olur. Böyle davul zurnayı duyunca, düğün derneği duyunca... Hoş bulduk. Altında Ankara'ya bağlı, Altında Kavaklı Mahallesi'nde. Doğru değil mi? Kavaklı Mahallesi. Evet. Davul zurnayı görünce de... Hadi. Kısa bir mola. Nereye gidiyorsunuz? Ballı pide yapmak için fırınımıza gidiyoruz. Şimdi fırınımıza gideceğiz. Pidelerimizi yapacağız. Niye böyle oynaya gidiyorsunuz? Düğün mü var? Adeti. Evet düğün var. Hadi. Gidelim. Ekmek yapmaya da davul zurnayla gittiğini yeni görüyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Niye taşıyıcısız oldunuz efendim? Biz amca kız olduğumuz için. Yakın akrabalar mı taşır? Evet. Ağırdır da bu. Yok bizim için çok yufa.
Oynamadan gidilince olmuyor mu balık olmaz. Gibi yapmayın? Müsaade edin, yardım edeyim söyle. Hanım taşırken buyurun. Bey yanında oynaya gitmez. Verin taşıyayım. Olmaz. Olmaz abi. Verin aşk olsun. Biz götürelim yok, abi. Yok yok, olur mu öyle şey canım öyle? Kız bunu ağırmış da be. Dökmeden götürmek değil mi mesele? Evet evet. Ama yok, dökmem canım. Çal davulcu. Hayır babaya tutsam ay kızım. Helal olsun. Naim yoruldum Süleymanoğlu abi. Bir sizi. Yorucu tabii canım, yorucu. Amca kızı da verdi bize ama bunu attı bize ama. Ben de amca kızıyım. Bu nedir efendim? Çiner. Efendim? Çiner. Af buyurun. Çinerdiriz. Kalbur, kasnak. Aman kalbur. He öyle diyeyim. Ne işe yarar, niye taşıyorsunuz? Bu her şeye taşır. Ekinleriz, tohumu. Ondan sonra böyle ekmekleri yaparız, içine koyarız. Hayır, ballı pide için niye getirdik bunu? Bunu içine koyacağız. Ballı pide bununla geçecek. Evet. Ne olacak o ballı pideyi, niye yapıyoruz biz? Biz mi? Bunu böyle töremiz böyle yaparız biz devamlı. Onu böyle satarız kaynatıya bay. Kime? Kaynatıya. Damadın mı babasına? Tabii. Kaça gider? Kaça veririz? Gözüm gönlünü ne koparsa onu verecek bize. Öyle ücret her şey değil. Şuna bir bakayım ben. Bakabilirsin. Ne de olsa adet töreymiş. Tepsiyi niye taşıyorsunuz? Ballı pide taşıyacağım. Öyle mi? Evet. Onu da bir alalım size zahmet. O da şöyle bizim cenahımızda hazır olsun. Kayınpeder kim oluyor? Benim abim oluyor. Utanmıyor musun abine buradan satacağız, bir de parasını alacağız adamı? Olsun, o zengin biraz satalım da alalım. Ya! Tabii. Zengin mi diyorsun? Evet, zengin tabii. Gir! Düştün dört ayak üzerine. Zaten 5. kuşak reklam açılmış. Lazım, ekkeli lazım. Tabi sen taşımayınca maşallah ne de yakışıyor. Hamur mu pişireceğim, bizi mi döveceğim belli değil be annem. Hiç arkaya bakmıyor ki. Dur! Dur! Gerekirse salarım. Kendi işini kendi... Nasıl oluyormuş arkada olanı görmeyince nasıl oluyormuş? İsminizi bağışlarsanız. Sevim. Sevim Hanım. Sevim Hanım. Bu işin uzmanı siz misiniz efendim? Uzmanı benim. Öyle mi? Heh. Çok iddialı bir açıklama oldu bu. Açıklama iyi değil mi? İyi. Dümürüm mü hamur, dümürüm mü? Sizin Dünür'ün oğlu mu evleniyor? Dünür'ün oğlu evleniyor. Evlensin size abisi, ne? Biz de Dünür'üz ya. He. Onun için. Ama bu ballı ekmek sizin Dünür'e satılacakmış galiba. Satılacak. Zengin. Zengin, çok zengin. Öyle mi? Ya paralı, para çok. Sen kıskanıyor musun oğlanı gelinden? Kıskanıyorum. Oğlanı gelinden? Niye? Ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın oğlanın? Oğlan gitti, ne yapayım? Ekmek kazanıyor. Düğün yapacağız. Nereye düğün gitti parası efendim? Libya'da. Ne işi var Libya'da nişanlınızın? Annesi kıskandı, gönderdi yanımdan. Olur mu canım? Babanız düğün istemiş. Kim bilir sizlerde neler istediniz Allah bilir. Vallahi ben hiçbir şey istemedim. Niye böyle kaynananızı çalıştırıyorsunuz? Siz anlamıyor musunuz? Çalışacağım canım, oğlunu benden uzaklaştırdı. Burada da kendi çalışsın. Ben mi çalışacağım? Abi eli maşalı da değil. Ya elinde direkt top var yani. Kız daha sen nişanlısın. Nişanlıyken olsun bu kadar canım. çan olur mu? Şimdiden kime güveniyorsun? Neye güveniyorsun? Ben babama güveniyorum. Ben kimseye güvenmiyorum. Ben kendime güveniyorum. Ballı bu mu? Evet, ballı bidemiz bu. Piştikten sonra mı bal konuyor? Evet, sonra? Piştikten sonra süreriz balı. Ne balı bu anne? Arı balı. Demek arı balı ha? Süzme balı. Hay Allah. Ya güvercinler yapmıyor değil mi bu balı? Yok, hayır. Hani yani çam balı mıdır, bir özelliği var mıdır hani sizin buraların balı mıdır? Bizim buralarda bal olmaz ki. Ha, bal işte yani. Bal işte, öylesine işte. Önce bir tadına bakalım, sonra da kayınpedere bunu satacağız mı? Bunu bir satalım. Bir tadına bakabilir miyiz efendim? Şöyle en ballısı hangisi acaba? Daha evlenirken, abi. Evlenirken daha hemen ballı ekmek canım yani. Başka zaman da yaparız. Öyle mi? Evet. Sizin düğün nasıl oldu efendim? Benim düğünde mi? He, sizin düğünde. Sizin düğünde diyorum, ballı börek yaptınız mı? Evet, yapıldı. O hatta kokten var bu ballı bir de. Yaptınız adama. Evet. Yedi, kemale afiyetle. Evet. Kaç sene oldu siz evlenel efendim? 30
34-35 sene oldu. Adam alana kadar göbeğini çatlatmıştır sizi alana kadar. Bizi mi? Aman ne çatlatmış. Cem gidip gelmedi mi öyle dünürlüğe? Geldi. Hemen verdiler mi yani sizi? Verdiler tabi, ben çok küçükten geldim. Kaç yaşında evlendiniz? 16-17 yaşında işte. Adam kaç yaşındaydı ki siz evlendiğinizde? O da küçüğüydü, askere gitmeden evlendik. Sonra? Sonra askere gitti, askerden geldi. İşte şimdiyece sürdürdük. Yok adamlar diyorum, alana kadar bayağı bir uğraşıyorlar, gökten yıldızları indiriyorlar. Aldıktan sonra da o eski kıymet kalmıyor yani. Tabii. Kalmıyor, kalır. Şimdikten sonra da daha kıymetleniyor. Yok. Oğlan çocuk gittikten sonra. Üstüne kuma bile getiren var. Var tabii, orası ben şey yiyeceğim. O kendine kalmış bir şey. Ne, sizin adam getirdi mi? Yok. Hani isteyen diyorum. Kendine güveniyorsa getirsin. Ben diyorum kendine güveniyorsa getir. Ne, kendine güveniyorsan ya. He. Geçimi yapacaksan, besleyebileceksen onu da beni de diyorum getir. Bak böyle deme, adam gaza gelir kalkar. Vallahi getireme, ben diyorum yerli diyorum getir. E kıskanmaz mısın? Kim? Adamı. Getiremez ki. Ne demek getiremez ki diyorsun hem. Hem kendine güveniyorsa getir diyorsun, hem de getiremez ki diyorsun. Vallahi. Getirdi mi kız yoksa? Yok getir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Onu ben taşırım. Ben taşırım. Yok ben taşıyacağım. Abi. Öyle şuraya bir moraya bir yok. Götürüp kendiniz satacaksınız değil mi? Evet bilmezler. Abi. Hayır. O zaman parayı hayır, kırışırız. Size ne demek? Ben getirmişim, ben taşımışım. Bir de parayı mı kırışacakmışım? Yok öyle bir şey. Düğün sahibi kimdir? Benim. Ağzın kulakların dolduğuna göre sensin. Sensin. Hanımlar bir destek. İsim nedir dayı? İbrahim. İbrahim dayı. Evet. İnşallah tedariklisindir. Valla çok özel bir ürün. Evet. Hanımlar bunu geceden mayalamışlar. İbrahim evet. Abi gel. Geldim abi. Gel. Şimdi biz de evet. Tatmadan, beğenmeden para yok. Şunun bir tadına bak. Beğenmezsen alma. Ben beğenmedim Şoray'da. He? Beğenmedim. Bu hanımlar ümüğünü sıkar seni. Abi. Böyle ne demek? Beğenmedin ama kemal afiyetle de götürüyor. Abicim tanesi 5 TL'den satıyoruz bunu. Öyle mi? Ne? Ne? Biz az mı çok mu söylüyoruz? Evet ondan yanıyız. Ondan yanıyız. Parça parça. Olduğu gibi satalım. Evet olduğu gibi satalım. Kendi kızı söyledi, babam zengin değil. Babam zengin dedi. Ya bağırmayın, adamın yüzüne öyle denir mi? Ben düğün yapıyorum ama. Ben düğün yapıyorum ama. Bana mı sordun düğün yaparken? Bilmiyor muydun sana ballı ekmek gelecek? Biliyordum ballı ama. Ballı pide gelecek. Biliyordum ama onunla aldım. Toptan ne veriyorsun dayım? Ne vereyim Şoray Bey ya? Vallahi ne saymadı ki, kaç tane var? Saymadık valla. 100 tane var. Ya olacak baban, rakamı baban, baş... Baban, baban mı? Baban. Geç arkaya. Abim çok al, çok al. Yok Şoray Bey sen onlara uyma. Evlat. Evlat işte. Kızı diyor ki babam fazla alma. Burada bir tane bacısı var. Abi zengin falan. Al diyor. Kime güveneceğim bu dünyada? Derler ya babana bile güvenmeyeceksin diye. İlk olun abi, ilk olun. 100 YTL'ye verelim sana dayı. Şoray Bey bir 50 YTL'ye alırım ben burayı. 50 YTL çok az. Param yok Şoray Bey. 75'e bağladım. Yok 50'yi. 60 olsun. Bak miyancılara uyalım ya. Uyalım 60 olsun. Hadi. Hadi hayırlı olsun. Koyun pazarlığından sonra ballı pide pazarlığı. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Paran aldın değil mi Şoray Bey? Paran aldın. Yok öyle bir şey. Tokalaştık ama. Yok da yok. Sen ama, derdin mi? Ya tokalaş. Parayı almadan niye tokalaşıyorsun sen? Ya hayır pazarlık şeyiydi. Öyle mi? Öyle mi? Bizim anlaşmamıza göre nakliye içindeydi hanımlar. Allah razı olsun Şoray Bey. Böyle ekstradan navlu çıkarmayın. Damadı kaçırırlar yani. Satarlar ondan sonra. Evet. Kime satarlar?
kayınpedere satarlar. Yok, sadıçlara bizim burada şey. Ya boş ver. Sen direkt para babasını kaçır. Kenarda köşede yok. Gel İbrahim abi. Bu ne be? Ürün kalmamış elin. Ne yapıyorsunuz? Dur bırak. Bırak. Daha satacağız onları. Eniştemizin yuttuğu şeyi bir görebilir miyiz acaba? O da benim babam. Niye satıyorsun? Dayı bu kadar bir şeydi. Ailem verdi onu abi. Afiyet bal şeker olsun da bu yediğinin ücretini alacaksın. Olmaz abi. Nasıl olmaz? İade et o zaman abi. Ben tutuyorum da benim ücretimi verdin mi? Ben tutuyorum da benim ücretimi verdin mi? Kız babanı bir yol al. Aman babandan bir alalım. Değil, daha önce aldığınlar. Babandan bir alalım mı veririz? Dayı o yediğini ver lütfen. Üste iki tane de vereceğiz. Ama İnan sevdim seni o bakımdan. 5 YTL 3 tane yapıyor 15 YTL. Seninki düz hesap 10 YTL tamamdır. Aman diye bir şey yok ya. 10 YTL tamamdır iş. Kim verdi ondan al parasını. Ben görmedim. Azal. Zenginin işte sen bunları al. Yok yok. Sizin? Beyim tabii. Niye veriyorsun o kadar sana? Sana ne iyiydi bir lokma şey ya. Yolda yürürken Sat damadın babasına sat. Al paraları diyordun. Kendi adamına satmaya gelince mi yazık oldu? Yazık oldu. Şirkete geldik. Hem de aile şirketi. Yenge bizi oyalarken malı satacağımız abi arkadan vallahi tebrik ederim. Çok güzel bir organizasyondu yani. Siz damadın? Amcasınız. Amcasısınız. Amcasınız. Kaç tane yersin bundan dayı bir oturuşta? Bir tane yeriz. Bir tane. Sen yabancı değilsin. Ver 10 YTL al git dayım be. Alalım mı öyle? Tabii tabii ya. Dayı be sevdim seni be. İki tane al istiyorsan. Bak sat sürümden kazan. Beraber yapmışız ben beraber. Ben şimdi bunu yere bırakacağım yoruldum. Sat. Ama sen kendin ürün alıyorsun sizin. Parayı bana vermiyorsun. Ya ben iki tanesini satmış. Onda mı gözüm var? Onda gözüm var. Evet. Herkes çalıştığı kadar. İki tane satmışım al. Ama sanki kazandığımızda çok da bir şey olsa. Abi biz buradan var ya. Çok zorlanacağız. Uyanık geçiniyoruz ama burada bizi solda sıkı kalırız yani. Hayırlı uğurlu olsun. İsim? Ali. Ali. Bir yüzün gülsün Ali ya. Ne oldu? Niye öyle sert oldu? Niye öyle bir... Yok. Yani korkma ya. Pahalı bir şey satmayacağız yani. Yok canım. Sen damatsın ya. Bugün senin en güzel günün. Tabii. Kaç tane yersiniz? Bir tane yeriz. Bir taneyi üçünüz mü bölüşeceksiniz? Olabilir. Olmaz öyle bana, şey canım. Bana gaz yapıyor. Dokunuyor bana. Gaz yapıyor. Evet. Ben de kiloluyum. Efendim? Ben de kiloluyum. Tabii. Yeter. Ya ister yiyin ister dağıtın. Üç kişisiniz. Üç tane satacağız. Normalde 10 YTL'den satıyoruz ama damat ve sağ... Bugün kampanya değil mi? Bugün ben önemli bir şey getirdim abiciğim. Ne getirdin abi? Ankara'ya. Evet. Bunlar önemlidir burada. Önemli olmaz mı ya? Kırkaşıkları kime vereceğiz? Damada sadece. Ne yapacak onlar? Alacaklar. Hem biz yaralanacağız hem de onlar oynayacaklar. Ticaretimi bol bölme. Parayı kazanalım. İşin eğlence kısmı kolay. 15 YTL'ye satıyoruz damat. Tamam. Alalım 15 YTL'yi. Sadıç bir 15 YTL rica edelim canım benim. Bayılıyorum böyle ticarete. Fazla uzatmadan açık ve net. Yani bunları 50 YTL desen kalır mı yani? Şöyle bir de hünerlerinizi görelim gençler. Önce pidesini yesin bir damadım. Ellerimle beslerim böyle pazarlık yapmayan damadım. Öyle bedava değil ama siz buldunuz yolunu. Ellerimle beslerim ben pazarlık yapmayan damadım. Afiyet olsun. Açıyorum. Elma dalda güzel kolda sevilir. Elma dalda güzel kolda sevilir. Sevilir de dünya ahiret edenir. Sevilir de dünya ahiret edenir. 8 olur 9 olur. Çengel otu sakız olur. Dana büyür öküz olur. Adam olmadın. 8 olur 9 olur. Dana büyür öküz olur.
Çengel otu sakız olur, adam olmadın. Laftan anlamayan da adama ne denir? Laftan anlamayan adama ne denir? Laftan anlamayana kötek az gelir. Bir şey var. Ne var Şuray Bey? Yemeklerin kazanlarının kapağını açacağız ya da. Aşçıyı önceden gördüm Şuray Bey. Bana ben görmemişim ki, aşçıyı da görmemişim ki ne? Akşam da görelim neymiş. Açmam, açmam. Ya açalım. Dedesi var, büyük dedesi. Akşam da ben sen tamam. Bahşiş derdindesin. Karnımız zil çalıyor bize. Aç mı kalacak bu kadar bile? Tabanca atıyor, büyük dedesi. Açalım bir görelim. Yok, dedesi gelmeden kat yemez. Az sonra. Allah kabul etsin cümleten. Allah razı olsun. Gel bakalım damat, gel. Bırak ya. Yani. Sırtlarında karşılayan Seymenlerin torunları. Ankara'nın esas adamı bu Seymen. Evet. Böyle giyinmiş. Koç yiğidi. Koç yiğidi. Eyvallah. İkindi namazından sonra damadı ne yapıyoruz? Ankara'mızın kültüründe, örfünde, adetinde damadımıza ikindi kınası dediğimiz kınasını yakacağız. Seymenlerle beraber evin önüne gidiyoruz. Buyurun ikindi kınasına. Bugüne kadar gördüğümüz en güvenli damat konvoyu. Damadın kılına zarar gelmez bu ekiple. Sür! 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rab, bu merasimi hayırlı uğurlu eyle ya Rab. Annelerine babalarına muti eyle ya Rab. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gina azaben nar. Rahmetike ya Erhamer Rahimin. Rabbena ufir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yegûmel hisâb. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selamun alel murselîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fatiha. Damadın babası nerede? Hop! Yapamazsın damada. Ya Koray dur, Bey. Dur ya, kırışacağız. Burada kırışırız. Yapamazsın Koray abicim, Bey. Abicim ama geldiği kereli bahşiş alacak bir yer arıyoruz biz burada de. Burada Seymenler varken sen damada dokunamazsın. Ya arkanızı dönün siz de gidin. Kaza namazı kılın, bir şey yapın ya. Damadın babası nerede? Damadın babası nerede? Dayı! Oğlunun canı tehlikede bak. İyi iyi.
değiliz biz. Bana bir haller oldu. Seymenlere rağmen bak ne yapacağım belli değil. Acil elini cebine at, bir bahşiş ver, gidelim biz de. Sen bilirsin yani. Olmaz. Nerede? Kargı nerede? Ok nerede? Nerede silahlar? Çabuk! Çabuk! Bazı duyumlar alıyoruz. Son derecede sevimsiz duyumlar. Deniyormuş ki Şoray Uzun Yolda ekibi gittiği yerlerde para karşılığı çekim yapıyor. Külliyen yalan. Bunu kim uydurduysa neresinden uydurduğunu kamuoyuna bırakıyoruz. Bizi lütfen diğer programlarla karıştırmayın. Gittiğimiz yerlerden bir ücret almıyoruz. Ama bir şey dağıtılıyorsa onu alırız. Ankara Altındağ Kavaklı köyünde bir Ankara adeti. Düğünlerde bu oyuna silsin diyorlar. Düğünlerde edindiğimiz tecrübeyle kazan kapağını açmanın formülünü artık ezberledik. Düğün sahibiyle geleceksin ki sana bir şey olmayacak. Ne demek? Buyur Şoray Bey, bir şey var. Var, bir şey var. Ne var Şoray Bey? Yemeklerin kazanlarının kapağını açacağız da. Aşçıyı önceden gördüm Şoray Bey. Bana ne? Ben görmemişim ki. Aşçıyı da görmemişim ki ne? Aşçı kimdir? Şu aşçı. Yalan. Yavrum, hoş geldin. Annem. Hoş bulduk yavrum. Ne yapıyorsun? Allah'a çok şükür. Nasılsın? Çok şükür yavrum. İyiyim. Zararım yok. Allah iyilikler versin. Ama İbrahim Bey daha yeni geliyor. Yemeklerim var. Hiç gelmedi. 3 gündür buradayım yani. Perşembeden. İnan bak yavrum. Ama kapaklar açılmamış ki zaten. Hiç açtırmadı. Kaç açacağız kapağı? Vallahi yavrum. Gondan ne koparsın? Hiç soru yok onun. Sen hadi. Ne istiyorsun? Yok yavrum. Söyle. Ben üstüne komisyonumu ekleyip söyleyeceğim.
Bu millet aç mı kalsın şuralar? Bu millet aç kalmaz seni İbrahim abi. Millet aç kalmayacak inşallah. Yavrum konuda ne koparsın şimdi? Onu işitmem hiç. İbrahim abi gönlünden ne kopuyor acaba? Bana kaldıysan yandın Şoray Bey. Bir YTL'er mi koydun? Bana kaldıysan yandın. Çok, çok. Hele bir at bakalım elinin cebine. Ne? Hangi tarafa Şoray Bey razısın? Düğün tecrübelerimizden edindiğimiz bilgi şudur. İki tane cep vardır düğün sahibinde. Ha, hangi cebime razısın? Bir tanesi paralar vardır, bir tanesi de tam paralar vardır. Sol cebine bir atalım bakalım. Razı mısın ama? Sağ cebine atalım. Razıyım. Razıyım ya. Hep vermem Şoray Bey. Razıyım ya, sağ cebine atalım elini. Onu da öğrendik ki sol tarafa hafif... Çok ama Şoray Bey ya. Sağ tarafa... Gel ben buraya atayım Şoray Bey. At oraya at. Buraya atayım, oraya. Buradan vereyim ben. Oraya at. Buradan vereyim Şoray Bey be. Kaç lira vereyim Şoray Bey? Onu bir ver dayım. Al Şoray Bey. Annem ne diyorsun, kapağı açar mıyız? Açamam ben. Al bir tane daha vereyim Şoray Bey. Annem ne diyorsun, açar mısın kapağı? Açarım. Ey! Allah bereket versin. Açma da. Kapak açılmıyormuş. Ne oldu o deste? Deste gitti Şoray Bey. Size onu bir daha bir çıkar bakayım sen. Bir tane de sana verelim. Çeker mi kamera? Çeker. Çeker, çeker. Çeker. Yemeği çeker. Yemeği çeker. Tamam mı? Budur tamam ya. Şoray Bey ya. Sevgili düğün sahipleri, korkacak, çekinecek bir şey yok. Happy topu yeni parayla 60 YTL'ye. Tabii ya, Şoray Bey ne olacak? Bir kişilik yemek açılıyor. Tabii ya, tabii. Siz düğün alıcıya. Buyur. Gelin almaya. Evet. Geliyorum ben. Hadi. Geliyorum. Geç konvoyun oraya, tamam. Geliyorum ben. Et yemeği var, et yemeği var yavrum. Bir görelim annem yemekleri şimdi. Şimdi açayım ben. Açalım tabii. Aç bari, tamam. Bu pilavım yavrum. Annem bu pilavın suyu nasıl ayarlanır? Yavrum şimdi mesela 10 kilo pirince ben onun ayarını yapıyorum. 10 kilo göz kararı mı oluyor? Evet, göz kararı oluyor yavrum. Mesela yağım olsun, pircim, suyum olsun, göz kararı pişiriyorum. Sen aşçılık yapıyorsun. Ben Tunlu Pınarlıyım. Tunlu Pınarlıyım ben. Adamın var mı? Var. Evli. Evet. Evlisi. Evet. Adam gelmiyor mu yarın? Sen oldu öyle adam. Kız sus. Adam ölür mü? Yok, adam uzakta da gelmedi. Martın oldu. Adam uzakta mı adam? Uzakta adam. Ölü, ölü. Yok, ölü değil, gel. Almanya'da yavrum. Gelmiyor, işte çalışıyor. Ölü, ölü, ölü. Almanya'ya ne zaman gitti? Yavrum öyle demek düşüyor. Ne yapalım? Allah rahmet eylesin. Öldü. Yani ben çok zaman uzak yerlerde öyle söylüyorum. Hani öldü diyemiyor. Öldü bey. Alışamadınız hala. Evet. Yani gelecektim, bekledim biraz. O da gelmedi. Öyle bir diyar ki giden gelmiyor. Evet yavrum, giden gelmiyor. Ne zaman gitti? 23 sene oldu oğlum. 23 sene. Evet. Vefat edeli. 5 çocuğum var. 5 tane çocuğum siz var. Siz kaç yaşında dul kaldınız anne? 31 yaşında. Genç dul kaldınız. Evet. Bir daha evlenmeyi düşünmediniz mi? Amanın yavrum, Allah göstermesin. Biz öyle hiç öyle düşünmemiz yavrum. Hiç Allah. Beyler öyle değil ama. Evet yavrum. Yani hanımın beyi vefat ettiği zaman evlenmiyor ya da evlenmemeyi tercih ediyor genelde. Evet, ama yavrum. Beyler hanımları defnediyorlar. Kırkı çıktı çıkmadı hemen etrafa şöyle bir bakarak oluyorlar. Oldu ya. Ya öyle unutalım da başka yemeklerden konuşalım. Ben beyimi anlatmayayım sana. Ben utanıyorum. Öyle ne oldu yavrum? Pilav yaptık. Başka ne yaptık anne? Et pişirdim, fasulye yemeği pişirdim, kuru fasulye. Bir de çorba, pilav işte bu kadar. Et, 4 tane yemeği. Hanımlar mı yardım ettiler sana? Evet, Allah razı olsun. Sırma bacım, Şerife hanım, şu Hacı teyze, o şu bacım, Merdane bacım. Hepsi de yardım ettiler. Bahşişten onlara düşüyor mu bir şeyler? Düşer tabi, düşmez olur. Düşecek. Evet. Sizde var mı aşçılık? Aşçılık yok da böyle böyle alışıyoruz işte. Yardım ediyoruz. Yardım ede alışıyoruz. Bu ne yemeği? Çorba. Yoğurt çorbası. Yoğurt çorbası mı? Yoğurt. O nasıl oluyor ki? Bulama. Yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası. Gerçi annem süt çorbası yapıyordu da. Duydunuz mu onu? Var. Süt da bizlerde yok. Biz yapmıyoruz onu. Şehriyeli süt çorbası. Ha, pirinçli yaparlar. Bir de bizde yok. Taze soğan da konur içine. Acayip bir şey olur. Ha yok. Yok. Gerçi ne bileyim, tosun haline geliyorsun yediğin zaman ama bu yoğurt çorbası nasıl yapılıyor ki ne? Yoğurt. Hadi ama... be yenge, yoğurttan yapılıyor diyeceksin şimdi. Şimdi bak unuttum. Yarma. Yumurtasını kuruyoruz, içine un koyuyoruz, özeliyoruz. Et nerede? Tamam. Et dışarıda. Et yemeği budur. Evet. Bu kazan da kapalı. Kaynana gelecek, açacak.
Kaynana mı gelecek açacak? Kaynana gelecek. Kayınpeder gelin almaya gitti. Oraya yapacak gitti. Bir şey. Oraya gitti. Evet, kaynana gelecek. Kimden aldığımız değil. Ha. Kayınvalide hanımefendi. İyi misiniz? İyi. Sesim çıkmıyor yalnız. Sese ne oldu? Sesim gitti. Ne bileyim. Akşam kadar çok mu bağırdın? Bağırdım. Ondan mı oldu? Evet. Türkü mü söyledin? Yo, türkü söylemedim ya. Çok işte. Oynamış. Çok oynadığımdan oldu. Oynayınca ses gidiyor mu? Tabii terliyorum ya. Tarkan'ın sesinin çıkmaması lazım o zaman. Onlar alışkanlığı sese. Evet. Ana kız aynı. Sizin kızın da sesi gitmiş. Evet, ikimiz de bademcik ameliyatı olduk ya, seslerimiz çıkmıyor. Öyle mi? Evet. Hanımların bademciklerini aldırıyorsun. Çok yorgun eve geldiğinde bir oyna bir terle diyorsun. Sesi çıkmıyor hanımın. Rahat. Oh. Evde sessiz kalmanın formülünü de öğrenmiş olduk. Valla da şikayetçiydi bademciklerinden. Bir ameliyat ettireyim. Sen hemen mahalle yengemizin bademciklerini aldır. Terlediği zaman da tamam. İki gün rahatsın abicim. Ses mes çıkmıyor. Kazan kapağını açacağız da bir şeyler evet. Lazım dedi hanımlar. Yoksa benim hani bir şey alayım mı alayım diye bir şey. Yoksa hani yani illa yani bir şey alacağız mı alacağız diye bir şey yok. Yengem bunu da öyle bir sıkmışsın ki ne yüzük çıkıyor ne bir şey çıkıyor. Açılır mı kazan? 14 ayar. Abi açılır. 14 ayar mıydı yengem bu? 22 ayar. 22, 22. Güzel be. Hı? Yakıştı, yakıştı. Ben de sana hediye olsun. Efendim? Ben de sana hediye olsun. Yok yenge, bizimki adet 20 olsun maksat. Evet. Hani yani, o zaman açmak için bağış gerekiyor bakımdan evet. Yani. Yoksa yani biz yani hediye alalım gibi derdimiz yok evet. Yani. Geleneğin yaşatmak adına yani. Çekimlerde para almıyoruz, aldığımız parayı iade ediyoruz ama başka çek de kabul ederiz. Müşteri çekimde kabul ederiz. Açalım bakalım bir. Hani sen al da şeyini. Evet. Parası sen al. Evet. Hiçbir şey yok mu? Aranızda anlaşın. Ana nasıl olacak öyle? Yüzüğü kırışırız yenge. Kırışır mıyız? Ben sana yüzüğü vereyim. Karşılığında ne al? Kırışırız. Karşılığında et vereceğim ben sana. Ya ne yapayım ben eti? Yiyeceksin. Hı? Yiyeceksin. Para niye lazım? Karnını doyurmak için değil mi? Karnımızı doyuralım da biz yine buluruz bir yerde. Tabii canım. Buyur yengem. Serçe parmağını sana zahmet. Bakayım. Yakıştı da valla. Açalım hadi. Canım, kiminin parası, kiminin duası, oh, kiminin yüzü, kiminin yemeği. Açalım yengem. Abi, Adana vurması istese verilir biliyor musun yenge? İnan, Erzurum vurması verilir yani. Tokat bileziği, Trabzon hasırı verilir biliyor musun? Baksana kokuya. Ya Şoray Bey onları gösteriyorum gösteriyorum. Bizim de canımız istiyor diyorlar. Dayım ne yapayım öyle bir teknoloji olsa. Şurada değil mi? Tabii ya. Her şimdi, gittiği yerden yiyor. Her gittiği yerden şimdi yiyor. Şimdi seyredenin diyorsun. Canı çekmiştir belki. Ha, çekmiştir. Helal edin haklarınızı ne olur. İş gereği çekiyoruz biz de bunları. Yoksa hani böyle alalım da illa yumulalım gibi bir derdimiz yok yani. Biz ya işimiz gereği bunu böyle yapıyoruz. Gözlerine sağlık yengem. Ama Kerim Gençoğlu ben döktüm. Evet. Ha, Kerim Gençoğlu ben döktüm ayakta. Ama ne kavga ediyorsunuz canım? Yok canım. Tamam, yüzük hepimize yeter. Yeter. O mudur yani mesele? Bozdur harca. Bozdur harca. Altını aldık daha işte işin ucunda. Bunda ne var? Fasulye yemeğiz. Kuru fasulye. O senin, senin evet iki tane eksildi. Yani rezil etme bizi sen de canım. Bize soruyorlar yok fazla yemiyoruz diyoruz. Niye iki tabak fasulye yediğimi söylüyorsun sen de. Fasulyeyi sen seversin.
daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.